Ay, dünyanın en sabit arkadaşı ve gece gökyüzünde bulunması en kolay gök cismidir. Ayın evrelerinin ritmi binlerce yıldır insanlara rehberlik etmiştir. Örneğin takvim ayları bir dolunaydan diğerine geçmek için geçen süreye kabaca eşittir. Ancak ayın yörüngesi ve evreleri gizemli görünebilir. Mesela ay bize her zaman aynı yüzünü gösterir. Ancak ne kadarını gördüğümüz, ayın dünya ve güneşe göre konumuna bağlı olduğundan boyutu her zaman değişir. Dünyanın bir uydusu olmasına rağmen yaklaşık 3475 km çapındaki ay Plüton'dan daha büyüktür. Ay, dünyanın boyutunun dörtte birinden biraz daha büyüktür. Diğer uyduların gezegenlerine göre çok daha büyük bir orana sahiptir. Bu, ayın gezegenimiz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve hatta dünyadaki yaşamı mümkün kılan önemli bir faktör olabileceği anlamına gelir. Ay hakkında bu kadar teorik bilgi yeterli diye düşünüyorum. Biraz da bir dönem çokça merak edilen ve araştırılan soru olan ayın yaratılış konusuna değinelim. Aslında ayın nasıl yaratıldığına dair çeşitli teoriler mevcut. Ancak son kanıtlara göre büyük bir çarpışma sonucu dünyanın bir parçasını koparıp ayın ham maddelerini yörüngeye göndermesiyle oluştuğunu gösteriyor. Dünya ve ay bileşim olarak çok benzer olduğu için araştırmacılar etkinin güneş sisteminin oluşumundan yaklaşık 95 milyon yıl sonra, yani 32 milyon yıl sonra meydana gelmiş olması gerektiği sonucuna vardılar. Ayın oluşumu için başka fikirler de vardır. Bunlar dünyanın ayı yakaladığı, ayın dünyadan ayrıldığı ve hatta dünyanın ayı Venüs'ten çalmış olabileceği fikrini içerir. Ay büyük olasılıkla çok küçük bir çekirdeğe sahiptir. Ayın kütlesinin sadece %1 ile 2'si ve kabaca 680 km genişliğindedir. Muhtemelen çoğunlukla demirden oluşur. Ancak büyük miktarlarda kükürt ve diğer elementleri de içerebilir. Milyonlarca yıl önce asteroid çarpmalarının yarattığı kraterlerle dolu yüzeyde hava olmadığı için kraterler aşınmadı. Ayın yalnızca çok ince bir atmosferi vardır. Bu nedenle bir toz tabakası veya bir ayak izi yüzyıllar boyunca bozulmadan kalabilir. Ve fazla bir atmosfer olmadığından ısı yüzeye yakın tutulmaz. Bu nedenle de sıcaklıklar akıl almaz bir şekilde değişebilir. Ayın güneşi tarafında gündüz sıcaklıkları 134 santigrat derecelere kadar ulaşabilir. Gece taraflarında ise -153 santigrat dereceye kadar soğuk olur. Ayın yerçekimi kuvveti ise dünyayı çeker ve gelgit olarak bilinen deniz seviyelerinde öngörülebilir yükselmelere ve düşüşlere neden olur. Ayın yerçekimi kuvveti yaşamın gelişebileceği milyarlarca yıl boyunca nispeten istikrarlı bir iklime yol açan dünyanın eksenel eğimindeki yalpalama derecesini düzenleyerek dünyayı yaşanabilir bir gezegen haline getirmenin anahtarı olabilir. Ayrıca eski Yunanlılar ilginçtir ki ayın karanlık bölgelerini deniz, aydınlık bölgelerinin ise kara olduğuna inanıyorlardı. Rönesans astronomu Galileo Galilei ayın bilimsel gözlemlerini yapmak için bir teleskop kullanan ilk kişiydi. Ve 1609'da ayın pürüzsüz olduğuna dair popüler inançlardan oldukça farklı olan pürüzlü, dağlık bir yüzey tanımladı. Bu erken ay araştırmalarının çoğu ya başarısızdı ya da sadece kısmen başarılıydı. Ancak zamanla bu görevler ayın yüzeyi ve jeolojik tarihi hakkında geniş çaplı bilgi edinilmesini sağladı. Amerika Birleşik Devletleri 1960'larda ve 1970'lerde ayın yörüngesine ve yüzeyine astronotlar gönderdi. Ay'a ilk mürettebatlı görev Apollo 8 astronotlarının yörüngesine döndüğü 1968'de gerçekleşti. 1969'da Apollo 11 Ay'a ilk astronotlarını indirdi. Ardından 5 başarılı yüzey görevi daha yaptılar. Ve şunu da eklemek isterim ki Ay, insanların şimdiye kadar ziyaret ettiği tek dünya dışı cisim olmaya devam ediyor. Ay her zaman insanlara ilginç gelmiştir. Ve insanlık 50 yıldan biraz daha uzun bir zaman önce Ay'a ilk adımlarını atmıştır. Ama yine de Ay'a gitmek için harcanan onca çabaya rağmen Ay'ın yüzeyi hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Ama gelin birlikte Ay hakkında bilinmesi gereken bazı tuhaf gerçeklere beraber bakalım. Bu konudaki araştırmalar henüz bitmiş değil. Ancak araştırmalara göre 4 ya da 5 günlük dolunay sürecinde uykuya dalmamız zorlaşıyor. Uyku süremiz yaklaşık 20 dakika kadar kısalıyor. Ayrıca derin uyku esnasında beyin akım grafiği bulgularında %30 azalma gözleniyor. Daha az melatonin hormonu salgılıyoruz. Ve deneye katılan kişiler dolunay sürecinde oldukça halsiz uyandıklarını belirtiyorlar. Ay 2,5 milyar yıl önce Dünya'ya şimdiki yerinden çok daha yakındı ve bu nedenle Ay daha büyük görünmekteydi.
ayda atmosfer olmadığı için gece ve gündüz kavramı bulunmamaktadır. Astronotlar Ay'a vardıklarında gölgelerinin dünyadakinden çok daha koyu olduğunu fark ettiler. Ama bu duruma neden olan şey sadece fiziktir. Nedenine gelecek olursak, Ay'da atmosfer olmadığı için ışık dağılmıyor. Bu da gölgelerin çok daha koyu olmasına neden oluyor. Bununla birlikte güneş ışının vurduğu yerler de çok aydınlık ve parlak gözüküyor. Ay'a kadar gidip de bir ay depremini deneyimlediğinizi hayal edin. Ay depremleri tahmin edebileceğinizden çok daha sık gerçekleşiyor. Ama endişelenmeyin. Çünkü bunlar dünyadaki depremler kadar şiddetli olmuyor. Ancak çok daha uzun sürebiliyorlar. Buna daha uzun bir zaman var. Ama neticede bu gerçekleşecek bir olaydır. Ay her yıl dünyadan yaklaşık 3.8 santimetre kadar uzaklaşıyor. Bu durum bu hızla devam ederse yaklaşık 500 milyon yıl içinde Ay şu anda olduğu yerden yaklaşık olarak 23,5 kilometre uzakta olacak. Bu uzaklaşmanın Dünya ve Ay arasındaki çekim veya gelgitlerle ilgili etkileşimlerin bir sonucu olduğu düşünülüyor. Hatta bu uzaklaşma hızı sabit de değil ve dalgalanma eğilimi gösteriyor. Ay hakkında birçok komplo teorisi var. Bunların bazıları Ay'ın bir uzaylı üssü olduğunu, hatta onun bir uzaylı aracı olduğunu bile ileri sürüyor. Bu teorilerin en favori olanlarından biri ise tuhaf bir durumun yaşandığı Apollo 11 göreviyle ilgili. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i taşıyan Apollo 11 Ay modülünün iniş yapmasının ardından telsiz bağlantısı yaklaşık 2 dakika boyunca kesilmiş. Bazı komplo teorisyenleri bu 2 dakika içinde astronotların uzaylı yaşamına dair kanıtlar bulduğunu söylüyor. Ürkütücü görünebilir. Ancak kanlı ışığı sadece bir oyundur. Ay tutulmaları sadece dolunay sırasında güneş yüzeyi tamamen aydınlattığında gerçekleşebilir. Genellikle dolunay tutulmaz. Çünkü ay dünya ve güneşten biraz farklı bir düzlemde yörüngede döner. Dünya ay ile güneş arasına girer ve güneş ışığını keserek bir tutulmaya neden olur. Dünya güneşi kısmen engellerse ve gölgesinin en karanlık kısmı ayın yüzeyine düşerse buna parçalı tutulma denir. Bazen ay dünyanın gölgesinin daha hafif olan kısmından geçerek yarı gölgeli bir tutulmaya neden olur. Sadece deneyimli gökyüzü gözlemcileri bu farkı anlayabilir. Çünkü ay çok az kararır. Ancak tam tutulma sırasında olağanüstü bir durum gerçekleşir. Bu durum ayın tamamen dünyanın gölgesinde olmasıdır. Aynı zamanda dünyanın gün doğumlarından ve gün batımlarından bir miktar ışık ayın yüzeyine düşer. Işık dalgaları gerildiği için kırmızı görünürler. Bu kırmızı ışık ayın yüzeyine çarptığında da kırmızı görünür. Ayın ne kadar kırmızı göründüğü, atmosferde ne kadar kirlilik, bulut örtüsü veya enkaz olduğuna bağlı olabilir. Örneğin bir volkanik patlamadan kısa bir süre sonra bir tutulma meydana gelirse, atmosferdeki parçacıklar ayın normalden daha karanlık görünmesine neden olur. Güneş sisteminin her yerinde gezegenler ve aylar varken sadece Dünya ay tutulmalarını deneyimleyecek kadar şanslı. Çünkü gölgesi ayı tamamen kaplayacak kadar büyüktür. Bazı eski kültürler ayın neden kırmızıya döndüğünü anlayamadılar ve bu durumda onlarda korkuya neden oldu. Ve bu yüzden unutmayın ki her şey geçicidir. Duygular, düşünceler ve insanlar da öyle. O yüzden bu tarz şeylerin bağımlısı olmak yerine size anlattığım bu bilgilere bir de siz göz atın. Çünkü Sokrates'in de dediği gibi, sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir.